Nerede kaldı bu ya? Hadi be, hadi. Bekletmek Gülfem Sipahi'nin şanındandır diye biliyorum. Ay şekerim, Gülfem Sipahi'den bahsedin. Ben başkasına bakıyorum. Aha, Gülfem geldi. Çok bekletmedim umarım. Lütfen, ben bu buluşmayı bir yıldır beklediğim için bu soruya cevap vermeyeyim en iyisi. Özel röportajlar çok keyiflidir. Özellikle nadiren yapıldıkları. Gülfem Hanım, nefes kesici görünüyorsunuz. Aa, çok teşekkür ederim. Açıkçası ben son yaşadıklarınızdan sonra sizi bu kadar iyi görmeye beklemiyordum. Başlayalım mı? Cüneyt Bey size bilgi vermedi herhalde bu konuda. Bu buluşma sadece tanışma kahvesi Gülfem Hanım. Asıl röportajı yarın köşkte yapacağız. Sana da dediğim gibi şekerim, Gülfem Sipahi'nin köşküne girmek o kadar kolay değil. Bir tek sana onay verdi. Evet, tabii özel röportajlar kadar tanışma kahveleri de gerekli ve keyiflidir. İçmesek olmaz değil mi çocuğu? Gel bakalım, anlat şu işi. Tibet Yalçın değil mi şu? Tibet Yalçın, merhabalar. Ne kadar manidar bir tesadüf. Üstelik biz de kraliçeyle kahve keyfi yaparken. İş yerimin tam karşısında. Gerçekten çok manidar bir kahve keyfi. Ah sizin bu nüktedanlığınız, bayılıyorum. Siz daha önce yüz yüze tanışmış mıydınız? Aa, evet, biz geçen gece bir galada karşılaşmıştık Tibet Bey'le. Ne diyorsun be? Krallı kraliçeden bahsediyorum. Birçok kez aynı ortamda bulunduk ama daha önce bu onura sahip olamamıştım. Yanıma gelme cesareti göstermeniz için ufak bir tesadüfe ihtiyacınız varmış demek ki. Sanırım bu ufak tesadüf için basın danışmanıza teşekkür etmem gerekiyor. Sanırım bu bir çeşit espriydi ve gülmesi gereken de sendin Cücü. Sanırım bu bir çeşit röportaj. Ben daha fazla bölmeyeyim en iyisi. Sizinle tanışmak keyifliydi Gülfem Sipahi. Bu arada yakınlarda bir defile varsa kaçırmak istemem. Siz defilelerimi isteseniz de kaçıramazsınız. Davetiyeniz postada kaybolsa bile haftalarca etraftan duyduklarınız yeterli olur sizin için. Değil mi? Dövseydin. Bari dövseydin. Siz gerçek bir efsanesiniz. Pur Şevket, Pur Şevket. Yalnızca para cezası mı? Ay ne diyorsunuz? Peki yapacak bir şey yok mu? Anlıyorum. Anlıyorum. Size de iyi geceler Haldun Bey. Aa, ne olmuş Çağatay Hanım? Ne olmuş işte Mebrule, para cezası. Sadece para... Ya cinayete teşebbüs var ortada. Basit bir parayla bitti gitti işte ya. Yapacak bir şey yok diyor. Kasıt yokmuş, rapor ortada. Kaza. Heh. Ömer, nereye? Hava alacağım biraz. Kendimi dışlanmış hissediyorum, anlıyor musun? Mert bile bilirken benden nasıl gizler? Ya Çiçek, ben artık hiçbir şey anlamıyorum. Gürun'un hamile olduğuna da inanamıyorum. Cihan'la neden boşalamadıkları belli oldu şimdi. Yani herhalde Cihan intihar ettikten sonra anladı hamile olduğunu. Sonra da iyileşmesini bekledi. Ama benden neden gizlisin ki? Çiçek, ben zaten ablanın hamile olmasına ayrı, senden bu konuyu neden gizlediğine ayrı şaşırıyorum. Yani ben bu konuyla ilgili ne diyeceğimi bilemiyorum. Ya ben... Yani açıkçası Cihan'ın evliliğinin... Yani anla işte. Gerçek bir evlilik olduğuna bile inanmıyorum. Oho, gerçek evliliği mi kalmış? Her şey ortada işte. İnsan bunca zaman kardeşinden hamile olduğunu niye gizlesin ki? Yani herhalde sana mantıklı bir açıklama yapmıştır. Özür dilerim, haklısın. Böyle olması gerekiyordu. Başka da bir şey söylemedi. Ya böyle olması gerekiyordu ne demek ya? Ya beni de delirten bu işte. Ne demek? Ya ablam o benim. Ya ablam benden hamile olduğunu niye gizlemeye gerek duysun ki? Yok ama yok, bu böyle olmayacak. Böyle ayaküstü karakol bahçesinde konuştu bitti olmayacak. Açıklayacak bana. Benden niye gizlediğini açıklayacak.
Yani belki de... Amca? Merhaba gençler. Ömer abi bahçede miydin? Fark etmemişiz seni. Yani babamın hastalık nazı da hiç çekinmiyor değil mi? Evden nasıl kaçacağını şaşırdım. Tebrikler Çiçek. Teyze oluyor musun? Sen... Bizi mi duydun amca? Vallahi ben de senin gibi tesadüfen öğrendim. Ama yani Gülrun'un senden gizlemesini... Neyse. Hoşça kalın. Ne hissediyor acaba? İçinde azıcık da olsa bir yerleri sızamış mıdır sence? Tuhaf görünüyordu. Sadece tuhaf. Ablam yok galiba. Film izlesek. Film mi? Hı. Hazır yokken kafa dinleyelim bence. Sen izle istersen. Ben bittim bugün, uyuyacağım ama. Peki. Terbiyesizler. ...ciddi bir uzaklık yaşadığımızın farkındayım. Ama işte böyle... ...bize zaman ayırdığında... ...kendini bize bıraktığında... ...inan benim için bütün sorunlar geride kalıyor. Geride kalan şeyleri konuşarak hiç vakit kaybetmesek o zaman. Ben başımızı kuma gömelim demek istememiştim ki. Ya... ...bu mesleki bir hastalık mı? Her şeyi ama her şeyi konuşmak zorunda mıyız? Şu an bütün sorunlarımızı konuşacaksak geride bırakmak ne demek oluyor? Birbirimizden uzaklaşmamızı istemiyorum. Evet, hayatının en karmaşık dönemlerinden birini yaşıyor olabilirsin. Ama sen, ben... Cihan'ın sağlığı, Gülruh'un hamileliği, dibe vuran kariyerin... Zedelenen imajın desek? Tamam. Ne diyorsun öyle diyelim. Ben... Sen bütün bunlarla boğuşurken yanında olmak istiyorum Gülfem. Ben de bu güzel gecede başka hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorum. İşte senden... ikimiz için istediğim tek şey bu. Ne olursa olsun... ...bize hak ettiğimiz zamanı vermem. Buna ihtiyacım var. Benimle olduğunu hissetmeye ihtiyacım var Gülfem. Biliyor musun? Bu gece canım hiç eve dönmek istemiyor. Bırak çalsın. Aa, Ömer arıyor. Bunu açmam lazım biliyorsun. Ömer. Gülfem. Dışarı çıkar mısın? Köşkün önündeyim. Yalnız ben şu an yemekteyim. Tamam tamam. Unut gitsin o zaman. Hayır. Hayır dur. Dur tamam. Ben zaten kalkmak üzereydim. 10 dakika içinde oradayım Ömer, tamam mı? 10 dakika. Onur gel. Harika.